Merhabalar, ben avukat Ayhan Öğmen. Geçen haftadan gelen bir takipçimizden aldığımız bir soruyla hemen başlıyoruz. Takipçimizin sorduğu soru şu yönde. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yurt dışına aktarılan paralardan %40 kadarı da ceza gibi alınacak diye bir kanun onaylandı. İthalat, ihracat ve kambiyo olarak E2 vizesi için aktaracağımız 50-60 bin dolar gibi rakamlarda bu zorluklarla karşılaşacak mıyız? Yani bu konu bizi de kapsar mı diye bu takipçimizin sorduğu bir soru var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki bu yakın bir zamanda geçen bu ithalat, ihracat ve kombiyolarla ilgili gerekli tahmin ediyorum Türk lirasının değerini düşürücü durumlara yol açan bazı olayların önlenmesi için alınan bir tedbir niteliğinde bir kanun bu. Bir yasa diyebiliriz. Fakat bu yasa sizin gibi E2 vizesi yatırımı yapmak isteyip ya da E vizesi ile ilgili yatırım yapmak isteyip Amerika'ya yatırım yapacak kişileri çok kapsayan bir durum değil. Bu genelde daha büyük ölçekte Türkiye'deki ticaret sahiplerinin ya da iş adamlarının yurt dışında yaptıkları çalışmalarda gerekli yatırımlarını ya da paralarını tekrar ülkeye geri getiriyorlar mı, getirmiyorlar mı? Bununla ilgili olan bir süreç. Dolayısıyla sizin E2 vizesi için 50-60 bin dolarlık bir yatırım yapmak için Türkiye'deki yatırımınızı Amerika'ya getiriyor olmanız bir sorun oluşturmaz. Dolayısıyla bu açıdan diyebilirim ki bu kanun sizin gibi yatırımcıları kapsamıyor. Daha çok zaten çok büyük ölçekte iş yapıp belli şekilde yatırımları noktasında Türkiye'ye tekrar dönüş yapmayan kişileri kapsıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bütün yatırımlara uygulanıyor diye bir kaide de söz konusu değil diye bu takipçimizin bu noktada olan endişesini gidermiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesine 3 ortak başvurabiliyor muyuz? Üçümüzün 30, işte %30, %35 artı %35 yani toplam yani %100 hakka sahip olacağı ve yaklaşık tahmin ettiğimde yatırımları da aynı şekilde 100 bin dolar kişi başına 30 bin, 35 bin dolar ve 35 bin dolar olarak yaptığımızda alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. E2 vizesinde yatırım yapan kişilerin yatırımlarını yönetebilmeleri, yatırım yaptıkları şirketleri kontrol edebilmeleri ve yönetebilmeleri için belli bir çoğunluğa sahip olmaları gerekiyor. Dolayısıyla en az %50'ye sahip olması gerekecek bu şirkette bir yönetim pozisyonuna sahip olacak kişinin. Sizin sorduğunuz örnekte 3 kişinin aynı şekilde E2 vizesinden yönetici pozisyonda E2 vizesini alması mümkün olmayacak. Ama en az 2 kişinin bunların da %50 %50 pay sahibi olmak şartıyla şirket üzerinde yönetim hakkına ve dolayısıyla E2 vizesine sahip olma imkanları mevcut olabilir. Tabii bu durumun detaylı değerlendirilmesinde belki şu olabilir. Bu tip yatırımlarda bazen yatırım yapan kişilerden bir tanesi aynı anda şirketin önemli bir çalışanı olabilir. Şirketi önemli bir skill ya da önemli bir pozisyona sahip olabilir. Dolayısıyla bu noktada adım atıldığında belki iki kişi için bu çözüm üretilip ve diğeri için de essential employee dedikleri bir çalışan pozisyonuna bakılabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. İlkokul ve lisede okuyan çocuklarım var. Acaba çocuklarımı Amerika'da okula yazdırsak anne ve babası da çocuklarla beraber Amerika'ya gelebilir mi? Gelebilirse hangi statüde oluruz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle bir cevap verebilirim. Yani siz anne ve babalar olarak burada bir eğitim statüsüne geçtiğiniz zaman çocuklarınız, 21 yaşın altında çocuklarınız sizle beraber kalabiliyorlar. Ama çocuklarınızın burada öğrenci statüsüne geçtiği bir süreçte ise maalesef anne ve babalar bu statüden faydalanamıyorlar. Dolayısıyla anne ve babanın ki bu durumda mesela diyelim çocukların burada okuma planları varsa anne ve babanın kendisi için özel bir başka bir vize türü çözümünü üretmesi gerekecektir. Örnek veriyorum derseniz ki biz burada bir iş kuracağız, yatırım yapacağız. Hem bu sayede Amerika'da bulunabileceğiz, hem çocuklarımızı okula gönderebileceğiz diyorsanız o zaman işte hem yatırımınızı yönetmek için hem işinizi yürütmek için aynı anda da burada yaşamak için ideal olan sizin yatırımcı vizesi ya da ticaretçi vizesi tarzı bir statüye geçiyor olmanız ve sizden dolayı da eşiniz ve 21 yaşın altındaki çocuklarınız da
burada kalabilip faydalanabileceklerdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Obama döneminde yapılan Employment Authorization for Certain H4 Dependent Spouses değişikliği ile birlikte H4 vizesi ile çalışmak mümkün mü? Eğer mümkünse başvuru süreci nasıl işler diye bu takipçimiz soruyor. Tabii sizin de bildiğiniz gibi H1B vize sahiplerinin eşlerinin aldığı vize türüne ya da onlarla bağımlı olan kişilerin aldığı vize türüne H4 vizesi ya da H4, H4 vizesi denilmektedir. Tabii bu H4 vizesi ya da H4 vizesi kişiye çalışma izni vermemektedir. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Obama döneminde bu kişilerin, bu eşleri H1B çalışma vizesine sahip olup Amerika'da bulunan ve çalışma hakkına sahip olmayan kişilere bir istisna ile çalışma imkanı verilmeye başlandı. Bu imkanda eğer sizin eşinizin işvereni ya da başka bir işveren üzerinden kendisine yeşil kart dosyası açılır ise ve bu yeşil kart dosyasının açıldıktan sonraki olan aşamalarında ilerliyorsa o zaman siz onun eşi olarak ve H4 vizesine sahip olarak çalışma iznine hak kazanıyorsunuz. Yoksa öbür türlü çalışma hakkına kazanamayacaksınız ama istisnası eşinize bir yeşil kart dosyası başlatılmış olması ve dolayısıyla bu adımların atılmış olması gerekecek. Bu sayede evet siz de çalışma izni imkanına sahip olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Amerika'daki bir üniversiteden BFA mezunuyum ve şu an OPT üzerinde çalışıyorum. H1B başvurum yapıldı ama henüz geri dönüşü alamadım. Fakat arkadaşımın olumlu geri dönüşü aldı. H4 üzerinden böyle bir yol çizmek mümkün müdür diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Anladığım kadarıyla siz OPT sürecindesiniz şu an. Ve H4 alabilme durumunuz şu an yok. Fakat sizin artık kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızın H1'ı var. H1'ı çıkmış durumda. Ve eğer onunla evlenirseniz bu noktada siz H4'a hak kazanır mısınız diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle bir evlilik durumu oluşursa evet siz onun üzerinden H4 statüsüne geçme imkanına sahip olacaksınız. Tabii o yeterli değil. Ondan sonraki süreçte ise eğer eşinize H1B'si olan eşinize işveren üzerinden yeşil kart dosyası başlatılırsa ve bu süreç başlatılırsa o zaman siz H4 üzerinden çalışma iznine gidebileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Amerika'dan bir aile beni evlat edinebilir mi? Türkiye'de yaşıyorum ve beni Amerika'ya evlat edinerek alınabilirler mi diye bu takipçimiz soruyor. Yani takipçimizin sorduğu şu. Ben Türkiye'de yaşıyorum ama Amerika'da bir aile var. Beni evlat edinmek istiyor. Bir, beni evlat edinebilirler mi? İki, ben o evlat edinmeden dolayı Amerika'ya yerleşme imkanına sahip olur muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle siz Türkiye'de yaşadığınız için sizi evlat edinmek isteyen bu Amerikalı aile sizi Türkiye'deki yasalara, Türkiye'deki evlat edinme yasalarına göre evlat edinmeleri gerekecek. Dolayısıyla bu noktada siz eğer evlat edinebilme noktasında Türkiye'de bu özelliklere sahipse aile ve sizi evlat edinebiliyorsa oradaki yasalara göre evlat edinmede bir problem oluşmaz. Dolayısıyla siz bu sayede bu kişilerin tarafından evlat edinmiş olabilirsiniz. Fakat sizin bu evlat edinmeden dolayı Amerika'da yaşayabilmeniz için belli koşulların yerine getirilmesi gerekecek. En önemli koşullardan bir tanesi de yaş sınırı olacak. Dolayısıyla siz 16 yaşınızdan önce evlat edinmeniz gerekecek ki ve sizin Amerika'ya getirmeniz için çalışmalar başlatılacak ki siz Amerika'ya gelip onlarla beraber yaşayabilin. Örnek veriyorum, 20 yaşın üstündeyseniz evlat edinme mümkün olacak. Fakat sizin buraya gelip burada yaşama durumunuz maalesef mümkün olmayacak. Çünkü yeşil kart o sayede alamayacaksınız. Ha, ama şu var tabii, evlat edinmeden dolayı alamayacaksınız. Fakat tabii ki onlar sizi evlat edindikten sonra sizin için ayrıyeten uzun bir süreç olan yaş sınırını geçmişseniz yeşil kart dosyası başlatabileceklerdir. Fakat burada süreci beklemeniz gerekecektir. Yoksa sizin yaşınızın ufak olduğu ve evlat edinme sürecinin başlatıldığı bir durumda
sanki onların ufak çocuğu gibi direkt Amerika'ya gelebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Ama yaşınız bunun üstünde ise maalesef size süreci başlatabilecekler. Fakat siz vize kotalarını bekleyip yeşil kartı alma durumunu beklemeye çalışacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Yeşil kart çekilişinde 36 bin numarası olan kişi Ekim'e kadar Green Card alabilecek mi? Yani şu sıralar 21 bin civarı, eğer bize sıra yetişmezse bu hakkımızı kaybediyoruz mu diye takipçimiz bize soruyor. Evet, maalesef burada önemli olan nokta sizin vize kota numaranızı, sizin vize numaranıza, dosya numaranıza Eylül ayına kadar gelinmiş olması ve gelinmiş olması da yetmiyor. Ve onun yanında da sizin yeşil kartı almış olmanız ya da konsolosluk tarafından vizenizin onaylanmış olması gerekiyor. Yoksa bu hakkınızı kaybediyorsunuz. Maalesef bunu elde etmeye bir daha hakkınız mümkün olmuyor. Tekrar başvuru yapmanız gerekecek her yıl yaptığınız gibi. Eğer bu noktada yetişebilirse numara ve siz bu vize kota numaranızın yetişmesinden sonra yeşil kartınızı ya da göçmenlik vizenizi Eylül ayına kadar alabilirseniz evet gelme durumunuz mümkün olacak. Fakat evet şu an için maalesef 6. aydayız. 7. ayın açıklanan numaralarında da 21 bin civarında gözüküyor. Maalesef biraz önümüzde 1,5 ay gibi bir zaman kalmış durumda gözüküyor. Dolayısıyla 36 binlere gelirler mi görmek lazım. Yoksa geçen yıl olduğu gibi belki bir anda kotayı komple açarlar. Ama tabii bu kotayı ne zaman açacakları çok önemli ki siz vizenize yetişip yetişmediğini görebilin. Dolayısıyla tavsiyem şu olacak bu takipçimize. Şu an 6. aydayız. 7. ayın ortalarında Ağustos için açıklanan numaralara dikkat etsinler. Ve Ağustos ayında da Eylül ayında açıklanacak numaralara dikkat ederek onların numarasına gelinmediği ya da kotanın açılıp açılmadığını görüp hızlı bir hareket ederek vizeyi yetiştirmeye çalışabilirler diye sorularını cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Ben liseyi Amerika'da okuyorum. AFS programıyla geldim. Ben Green Card alabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu değerli öğrenci genç arkadaşımıza tavsiyemiz şu olacak. Şimdi siz burada liseyi okuyorsunuz diye yeşil karta geçme durumunuz mümkün olmayacak. Yeşil karta geçebilmek için size bir başvuru yapılması lazım. Bu ya ailevi başvurular üzerinden olacak ya da sen yaşın daha da büyüdükten sonra belki iş yeri üzerinden senin için yapılacak sponsorluklarla olabileceğini bu takipçimize söylemiş olalım. Yoksa daha yaşınız çok genç ve dolayısıyla eğitiminizi şu an devam ettirebilirsiniz. Bunun sonucunda bir şeyler yapılabilir. Ya da eğer ebeveynlerinizin, anne ya da babanızın burada yeşil kart alma için belli adımlar atabilirse, mesela örnek veriyorum, yapılan yatırımlar var. 500 bin dolarla green card yatırımları. Bu tarz yatırımları yaparsalar o zaman hem kendileri hem sizi yeşil karta götürme durumları mümkün olacaktır diye bu genç öğrencimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Turist vizesiyle gelip çocuklarımızı devlet okuluna yazdırmamız sonradan başvuracağımız E2 vizesine olumsuz etki yapar mı diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki tabii önemli olan nokta şu. Eğer siz ve çocuklarınız Amerika'ya turist vizesiyle gelip geçici amaçla kalmakla giriş yapıyorsanız burada çocuklarınızın tabii ki okula gitmemesi gerekiyor. Eğer okula gidecekleri bir durum oluşuyorsa o zaman onların ya da sizin F1 statüsüne geçerek siz ve çocuklarınızın burada kalmasını sağlamanız gerekecek. Eğer turist vizesiyle çocuklarınız burada devlet okuluna yazılırsa, şimdi şunu yanlış anlamayın, devlet okulu sizi kabul edebilir. Devlet okulunun sizi kabul etmesi bu yasaldır demek anlamına gelmiyor. Ya da siz vize statünüzde yanlış hareket ediyorsunuz anlamına gelmeyecektir. Ama bizim bu noktadaki tavsiyemiz sizin planınızı yaparken, Amerika'ya yerleşme planlarınızı yaparken bu planı siz önce yatırımcı vizesine geçecek şekilde ya da siz önce yatırımcı vizesine statüsüne burada geçecek, burada statünüzü değiştirecek şekilde dikkate alırsanız en azından çocuklarınız yasal olmadan durumuna düşmezler.
sizler bu şekilde okula gitmemiş olurlar. Şimdi siz duyuyor olabilirsiniz, ya çocuklar 18 yaşın altı, o yani kaçağa düşmüş sayılmazlar diyebilirsiniz. Evet, doğrudur o. Fakat gerçekten burada vize değişim süreçlerinde problemlerle karşıya kalmamak için göçmenlik dairesinin bunu sorguladığı zamanlar oluyor. Cevabı bir şekilde verilebiliyor. Fakat tavsiyemiz bu noktada siz önce E2 vizesiyle ilgili adımlarınızı atın, statü değişikliğinizi ya da vizenizi alın ve ondan sonra çocuklarınız burada okula sizinle beraber gelip gidiyor olabilsinler diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 2019 Eylül ayında Amerika'da üniversite okumaya gelmek istiyorum. İnternette araştırırken International Student Loans'u gördüm. Ve biraz araştırmam sonucunda cosigner'a ihtiyaç duyulduğunu öğrendim. Annemin kuzeni Amerika'da yaşıyor. O bana cosigner olsa oluyor mu? Ve cosigner kefil gibi bir şey mi oluyor diye bu takipçimiz, bu genç öğrenci arkadaşımız bize soruyor. Şimdi ben şunu söyleyebilirim size tavsiye olarak. Siz bu tabii ön çalışma ve araştırmanızı yapmanız çok güzel. Bir tavsiye edeceğim şey, eğer kabul almayı planladığınız okul ya da sizi bir okul kabul ediyorsa bu gelecek seneki başlayacak dönem için ya da gelecek yılki programlarına, o okulun uluslararası öğrenci danışmanıyla, buna da DSO diyorlar, görüşmenizde fayda var. Ve onlarla görüşmenizde bu uluslararası öğrenciler için öğrenci kredisi almak için de bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve okul sizi bu noktada, hatta çalıştıkları belli bankalar ya da finansal kurumlara yönlendirebilirler. Bunun için tabii ki bir banka ya da finansal kurum size bunu veriyorsa o yüzden şöyle davranabilir. Yani ben tamam size bu krediyi vereceğim fakat bu krediyi verirken bize bir garantör verir misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sizin Amerika'daki yaşayan annenizin kuzeni tabii ki sizin için cosigner olabilir bu kredi için. Ve bu kredi için cosigner olduğu zaman bu krediyi ödeme yükümlülüğüne o da katılmış oluyor. Yani dolayısıyla kefil gibi oluyor diyebilirim ve sizin de zaten tahmin ettiğiniz ve netleştirmek istediğiniz bölüm o. Dolayısıyla o cosigner olarak aslında siz yarın o borcu ödemezseniz, o krediyi geri vermezseniz onun da bu noktada bir sorumluluğu doğuyor diye sorusunu bu genç arkadaşımızın cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Daha önce 5 yıllık F1 vizesi aldım ve 8 ay süresince Amerika'da dil okuluna gittim. Herhangi bir yasal ihlal yapmadan Türkiye'ye geri döndüm. Ve vize statüm tabii ki bitmiş oldu. Bu vize statüm bittikten sonra F1 vizesine tekrar başvurdum ve 2 defa red aldım. Şu an B1 vizesine hala sahibim ve tekrar Amerika'ya gelip F1 vizesine statümü değiştirmek istiyorum. Bu süreçte geçmişteki redler B1 vizesiyle başvurduğum F1 vizesini almam için sorun teşkil eder mi diye bu öğrenci arkadaşımız bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin daha önceki Amerikan konsolosluklara yaptığınız başvuru taleplerinin red olmuş olması sizin için bir olumsuz bir durum teşkil ediyor anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla siz doğal hakkınızı kullanarak başvurunuzu yapmış oluyorsunuz ve onlar da vermemiş oluyorlar. Vermek zorunda değiller. Fakat bu sizin zaten elinizde var olan bir B vizenizi iptal etmiş durumda değil. Dolayısıyla siz Amerika'ya B vizenizle gelebilirsiniz. Buraya geliş amacınız eğer geçici gezmek ise veya araştırma yapmak ise bunun için gelip girişinizi yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan 3 ay sonra ise Amerika'da statü değişikliğine girip B vizesinden F1 statüsüne geçme durumunuz mümkün olacaktır. Ve bunu yaparken de sizin daha önceki Amerikan konsolosluğuna yaptığınız 2 F1 vizesi reddinin bir önemi olmayacaktır. Yani bir sorun teşkil etmeyecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. B1 vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra ne kadar süre sonra F1 statüsüne geçiş için başvuru yapmak daha avantajlı olur? Statü değişikliğinde 6 ay içinde bir cevap gelmediğinde Türkiye'ye gidip cevabı burada bekledikten sonra olumlu olduğu takdirde tekrar Amerika'ya girmekte bir sorun yaşar mıyım? Veya cevap gelene kadar 6 ayı geçirsem bile cevap olumlu olduğu takdirde bu bana sorun yaşatır mı diye bu takipçimiz de soru soruyor. Farkındasınız bu da F1 ile ilgili bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Siz Amerika'ya geldikten sonraki statü değişikliklerinde şu anki tavsiyemiz 3 ay geçtikten sonra başvuruların yapılıyor olması. Ve 3 ay geçtikten sonra başvuruyu siz yaptıktan sonra
statü değişikliğini burada bekleyebilirsiniz. Eğer bu statü değişikliği cevabınızı hemen alamazsanız ve bu statü değişikliği cevabınız gelmeden önce işte ben Türkiye'ye gideyim orada bunu bekleyeyim demeniz mümkün değil. Yani sonuçta siz ülke dışına çıkabilirsiniz. Fakat ülke dışına çıktığınız an buradaki yaptığımız statü değişikliği başvurusu düşmüş oluyor. Yani bunu kaybediyoruz. Dolayısıyla bu çıkış yapmanızda bir sıkıntı yok. Ama çıkarsanız buradaki statü değişikliğiniz düşüyor. Ve siz tekrar ya Amerika'ya geldiğinizde bir daha statü değişikliği düşünürseniz başvuru yapmamız gerekecek. Ya da yoksa siz Amerikan konsolosluğuna gidip orada F1 vizesi başvurusunu denemiş olacaksınız. Fakat bunu farkındayım, zaten denemiş durumdasınız. Dolayısıyla burada ideal olarak yapılacak şey, siz Amerika'ya geldikten sonra 3 ay geçtikten sonra statü değişikliği başvuruları yapıp ve burada statü değişikliğinizi alıp burada programınıza başlayıp okulunuza devam ediyor olmanız. Yoksa sizin önemli olan geçen yıldan beri de yapılan bazı değişikliklere dikkat edecek şekilde burada statü değişikliği çalışmalarını yaparsanız çıkmanız için bir gerekçe kalmaz ve burada yasa olarak kalmaya devam edersiniz diye bu öğrenci arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Eşime green card çıktı. Yani green card talihlisi bir eşim. Green card'ı aldıktan sonra Amerika'ya ilk önce ben gitmek istiyorum. Eşim daha sonra gelse bunda sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi sonuçta siz eşiniz yeşil kart talihlisi olduğu için hem o hem de siz yeşil kartı alma hakkına sahip oluyorsunuz. Ve bununla ilgili çalışmaları yapıp Amerikan konsolosluğundan, elçiliğinden göçmenlik vizesini aldıktan sonra ikiniz orada belirtilen süre bitmeden Amerika'ya giriş yaptığınız sürece yeşil kart hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Dolayısıyla eğer örnek veriyorum, siz aldığınız vizenin de daha 3-4 ayınız var ya da 6 ayınız kalmış durumda ve bu 6 aylık süreçte önce siz gelip tahmin ediyorum burada hazırlıklar yapmak istiyorsunuz. Siz tek başınıza gelebilirsiniz. Önemli olan eşinizin de o vize süresi bitmeden, pasaportunda verilen göçmenlik vize süresi bitmeden Amerika'ya gelip girişini yapıyor olması. Bunu yaptıktan sonra kendisi herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaz ve o da yeşil kartını sizin gibi yeşil kartını alıyor olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben New York'ta C1 vizesinden F1 vizesine geçiş başvurusunda bulundum ve beklemedeyim. Benim 20 yıldır Amerika'da yaşayan ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan bir amcam var ve onun restoranı var. Amcamın şu an bir işçiye ihtiyacı var, çalışma şeyine ihtiyacı var ve benimle çalışmak istiyor. Ve dolayısıyla bana yeşil kart başvurusu, green kart başvurusu yapıp yapamama noktasında bazı bilgi sahibi olmak istiyoruz. Böyle bir ihtimal var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle bir cevap verebilirim ben kendisine. Tabii ki siz şu an burada statü değişikliği başvurusu yapmış durumdasınız ve statü değişikliği başvurunuzun sonucunu bekliyorsunuz. Bu sonucunuz olumlu olduğu sürece burada kalıp eğitiminizi burada ilerletebileceksiniz. Eğer amcanızın bahsettiğiniz işletmesi size başvuru yapmak istiyorsa yeşil kart için teknik olarak buna başvuru yapmasında bir engel yok. Önemli olan birkaç şart şunu diyebilirim. Bir, öncelikle birine ihtiyaç duyuyor olması lazım ve bu ihtiyaç duyulan pozisyon içinde sizin uygun oluyor olmanız lazım. İkinci durum ise bu işletmenin bu pozisyon için ödeyebileceği yeterli maddi ve finansal durumunun oluyor olması lazım. Üçüncü olarak ise şunu söyleyebilirim. Sonuçta bu tip işletmeler başvuru yeşil kart sponsorluğu yaparken aile bireylerine yapamazlar diye bir kaide yok. Fakat aile bireylerine yaptıkları başvurularda ön inceleme durumu artıyor olacak. Dolayısıyla bu noktada diyelim İş ve İşçi Bakanlığı, evet bu kişi işveren ve işte çalışacak kişi arasında bir aile bağı var. Dolayısıyla acaba burada gerekli dikkatli çalışmalar yapılmış mı? Gerçekten bir Amerikalı bu pozisyon için aranmış mı, aranmamış mı diye inceleme başlatabilir ve bu incelemesinin sonucu eğer şeye kanaat getirirse evet bu noktada bu pozisyon için Amerikalı birini bulamadığı için biz diyebilir ki biz izin veriyoruz bu işletmeye, hatta akrabalık bağı olan kişiye iş teklifinde bulunabilsin ve ona yeşil kart verip kendisiyle çalışmasına imkan sağlayabilsin diye
adım atabilir. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. İş yerinin finansal durumu, sizin yeterlilikleriniz ve yapılacak pozisyon ve bu çalışmalar yapıldıktan sonra sizin bu iş yeri üzerinden yeşil kartı almanıza bir engel yoktur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikalı kız arkadaşımla Türkiye'de evlilik planımız var. Bunun süreci ve aşamaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Avukatımızın Türkiye'den mi yoksa Amerika'dan mı olması gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz şu an Türkiye'de yaşıyorsunuz ve kız arkadaşınız da Amerika'da, Amerika vatandaşı. Burada önemli olan nokta siz evlenmeye karar verdiyseniz Amerikalı kız arkadaşınız yanınıza gelecektir Türkiye'ye ve nikah kıyı olacaksınız. Nikah kıydıktan sonra kendisi sizin Amerika'da onunla beraber yaşayabilmesi için sponsorluk başvurusu başlatma hakkı doğmaktadır. Dolayısıyla bu başvuruyu yapabilecektir. Bu başvuruyu yapması için de sürecin Türkiye'den değil Amerika'dan başlatılıyor olması gerekiyor ve dolayısıyla bir hukuk bürosuyla ya da avukatla çalışacaksanız bu avukatın ya da hukuk bürosunun Amerika'da bulunuyor olması gerekecektir. Dolayısıyla bu çalışmaları Amerika'dan başlatılacaktır ve Amerika'dan eşinizin size yapacağı başvurudan sonra olumlu cevap alındıktan sonra Visa Center aşamasına geçilecektir. Visa Center aşamasından sonra da Amerika elçiliğindeki sizin randevunuz belirlendiğinde siz randevuya gidip orada göçmenlik vizesi alması için yeterli olup olmama mülakatına gireceksiniz ve bu mülakat olumlu geçtikten sonra siz Amerika'ya gelip yeşil kart sahibi olup eşinizle beraber yaşama imkanına sahip olacaksınız diye bu takipçimize kısaca aşamalarla da ilgili bilgi verip sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim oğlumun green card'ı var ve merak ediyor. Anne ve babaya green card sahibiyken başvuru yapılıp green card alınabiliyor mu? Çünkü yeni bir hak çıkmış diye duyum aldık. Green card sahibiyken anne için başvuru yapılabiliyormuş ve süresi 2 yılmış. Böyle bir şey doğru mudur diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi çocukların anne ve babalarına yeşil kart başvurusu yapabilmeleri için onların Amerikan vatandaşı olması gerekecektir. Dolayısıyla bu durumda sizin çocuğunuzun, green card sahibi olan çocuğunuzun iki şeyi yerine getirmesi gerekiyor şartı. Bir, Amerikan vatandaşı olması gerekecek. Ondan sonra iki, 21 yaşına girmesi gerekecek. Bu iki durumu yerine geldiği zaman anne ve babasına yeşil kart başvurusu yapabilecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesi için mall yani alışveriş merkezi içinde Amerikan vatandaşı biriyle ortaklık yapıp ve 50 bin dolarlık bir bütçeyle stand açsak, özel butik pastalar, cupcake, düğün organizasyonları vesaire yapsak, E2 vizesi alma şansımız nedir? Bu yatırımı iki ortak yapacağız. Sizce şansımız nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. E2 vizeleri, yatırımcı vizelerinde minimum bir rakam yok. Dolayısıyla siz minimum bir yatırım şartı olmadığı için kuracağınız işin ihtiyacı olacağı yatırımı yaptığınız sürece yatırım vizesini alma şansınız vardır. Ve bu yatırımı yaparken tek de yapabilirsiniz. Ortağınız da olabilir. Bu ortağınız Amerikan vatandaşı da olabilir. Önemli olan nokta en az %50'sinden fazlasının, 50'si ya da fazlasının sizin elinizde oluyor olması, şirketin hisselerinin. Bu sayede olduğu sürece siz ortakla beraber bu çalışmaları yapabilirsiniz. Sonuçta bu yaptığınız yatırımdan dolayı da yatırımcı vizesine gidebilirsiniz. Tabii sizin anlattığınız spesifik duruma dönünce bahsettiğiniz şekilde bir alışveriş merkezinde bir stand açarak 50 bin dolar yatırım yapıp ortağınızla beraber bahsettiğiniz pasta ve türü işlere girerek yatırımcı vizesi almanız için bir engel yok. Dolayısıyla bahsettiğiniz örnekten ilerleyerek önemli olan nokta yatırımı yapıyor olmanız ve buradaki işin istihdamın potansiyelinin oluyor olması, hatta iş yerinin başlayıp çalışmaları yapıyor olması sizin vizenizi almanızdaki şansınızı arttıracaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Green Card kazandım ve Haziran sonu Amerika'ya geleceğim. Amerika'da nereden başlamalı? Nelere dikkat etmeliyim? İlk gelişteki problemler neler olabilir?
Bu süreç hakkında bir bilgilendirme yapabilir misiniz diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Siz tabii Amerika'ya ilk defa geleceğiniz için tabii elinizde geldikten sonra oturum hakkı olacak. Yeşil kart sahibi olacaksınız. Geldikten sonra dikkat edeceğiniz önemli hususlar bir, nerede yaşamaya karar verdiğiniz, nerede kalacağınız eyalet olarak ya da eyalet içinde bölge olarak. İki, ne iş yapacağınız ve tabii nerede çalışacağınız ve ne tür bir iş bulabilme noktasında ne adımlar atılması gerekeceği. Tabii üç, yalnız mı geliyorsunuz, ailenizle mi geleceksiniz? Tabii bunun gündeme getireceği değişik durumlarda mümkün olabilir. Ama farz edelim siz yalnız geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla tabii ki yalnız geliyor olmanız burada en azından ortamınızı oluşturmak için size daha büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Dolayısıyla burada benim gördüğüm en önemli sizin karşı karşıya kalacağınız şeyler nerede kalacağınız ve iş noktasında ne yapacağınız olacaktır. Tavsiyem de şu olabilir. Gelmeden önce veya geldikten sonra da burada öncelikle hemen sosyal güvenlik numaranıza başvuru yapmanız, onu almanız. Onu aldıktan sonra ise çalışabileceğiniz bir iş imkanı bakıp tabii sizin kariyerinizle ve yaptığınız çalışmalarla ya da eğitimle bağlantılı da olabilir. Ya da başlarda bağlantılı da olmayabilir. Bir iş yeri ya da iş noktası belirleyip çalışmaya başlamak olacaktır. Dolayısıyla diğer bir tavsiyem de şu olabilir. Siz geldiğinizde iş arama noktasında tabii online durumlara bakabilirsiniz. Ya da komünite anlamında işte bizim Türk komünitesine ulaşabilirsiniz. Ve aynı anda derneklere ulaşabilirsiniz. Tabii bunun dışında da burada bazı böyle işte geçici işlerde çalışabilme imkanı sağlayan acensiler var. O acensilerle ulaşıp işte sizin özellikleriniz için bir özgeçmiş sunup onlardan da size iş bulmaları noktasında araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada en büyük tavsiyem gelir gelmez sosyal güvenlik numaranızı halledin. Çalışabilmek için iş arayışınızı başlatın. Ve bunun için de temp agency dedikleri acenselere de ulaşmaktan çekinmeyin. Aynı anda online search'leri de yapın ve tabii ki bizim Türk komitemize de ulaşıp oralarla da görüşüp hem iş noktasındaki çözümleri hem kalacak yer noktasındaki adımlarınızı değerlendirmenizde fayda olacaktır. Dolayısıyla ben bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Zorluklar noktasında tabii bu iş bulmada zorluk yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla zorluk yaşayacağınız için bir miktar birikimle gelmenizde fayda var. Her ihtimale karşı burada çok da kötü duruma düşmemek için. Diğer bir durumda sorunlar noktasında geldiğinizde belki dil sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için de tavsiyem size hemen eğer dil sorununuz varsa gelir gelmez İngilizcenizi de geliştirecek adımları da atmanızda fayda var diye bu takipçimizi sorusunu hani genel olarak cevaplamış olayım. Tabii geldiğinizde eğer bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen çekinmeyin, bize de ulaşın. Dolayısıyla şimdiden size o noktada için bu takipçimize bu yeni gelecekteki yaşam ve buradaki hayat için şimdiden başarılar diliyorum. Bu şekilde de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazanmış bir kimseyle evlenilmesi halinde evlenen kişi de Green Card sahibi olur mu? Evlilik çekiliş sonucu açıklandıktan sonra henüz mülakata gitmeden önce gerçekleşecektir. Yeşil kart hakkını kazanmış bir kişi eğer yeşil kart görüşmesine gitmeden önce nikah kıyarsa başka biriyle o kişi de onun eşi olarak yeşil kart hakkını alabilecektir. Dolayısıyla evet sizin anlattığınız durumda mülakat daha olmadan önce yeşil kartı çekilişini kazanmış olan talihliyle nikah kıyıldığı zaman ikisi de hem bunu kazanmış kişi işte hem eşi yeşil kartı alma hakkına sahip olabilecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H2B vizeleriyle ilgili gerçi. Buna H2B diyoruz. Ve bu kişi şunu soruyor bize. H2B vizesine hak kazanmak için sahip olmamız gereken özellikler nelerdir? Eğitim, yaş vesaire diye soruyor bize bu takipçimiz. H2B vizelerindeki özellik aslında öncelikle şirketlerin yani Amerika'da bulunan şirketlerin kendileriyle çalıştırmak istedikleri yabancıların hangi pozisyonda geleceklerini belirlemeleri gerekiyor. Önemli olan nokta bu pozisyonların
ihtiyaç duydukları bu işçilerin ya da pozisyonların geçici olması ya da sezonluk olması ya da belli bir amaçla kısa sürece ihtiyaç duyulan bir alanda ya da bölümde olması gerekmektedir. Dolayısıyla eğer siz hani ben bu noktada bu işe ya da çalışacağım iş noktasında uygun muyum değil miyim diye baktığınızda önemli olacak şey sizin çalışmak istediğiniz alan için ya da yer için bu iş yerinin ne şartlar koştuğudur. Dolayısıyla iş yerinin şart koştuğu pozisyon neyi gerektiriyorsa siz ona uygun olduğunuz sürece adımlarınızı atabileceksiniz. Yani direkt işte H2B vizesi almak için sizin şu yaşta şu eğitimde olmanız diye bir şart yok. Ama sizin çalışacağınız pozisyonun ne gerektirdiği önemli. Çalışmayı istediğiniz pozisyondaki iş yeri diyelim belli şartlar koyuyorsa işte şu yaş aralığı olacak, şu derecede İngilizce sahibi olacak, şu derecede eğitimi olacak diyorsa sizin o şartlara uygun olmanız gerekiyor. O şartlara uygun olduktan sonra aslında önemli olan şirketin bu ihtiyaç duyduğu pozisyonun yabancı işçiyi alabilme durumuna uygun olmasıdır. Bu uygun olduğu sürece siz bu noktada H2B vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebileceksinizdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da B2 turist vizesiyle bulunurken ülke dışına çıkmadan H2B çalışma vizesine geçiş yapmak mümkün müdür? Şimdi eğer siz diyelim Amerika'daysanız ve bu çalışmak istediğiniz iş yerine burada sizin için adımları attıysa siz o zaman illaki ülke dışındaki Amerikan konsolosluğuna vize almak zorunda değilsiniz. Burada yasal bulunduğunuz sürece eğer yasallığınız bitmeden statü değişikliğiniz yapılabiliyorsa H2B'ye, bu H2B'ye statü değişikliği yapıldıktan sonra siz de onayı aldıktan sonra burada kalabileceksiniz. Dolayısıyla burada bir problem yaşamayacaksınız. O açıdan evet bu mümkün. Siz buradayken ülke dışına çıkmadan statü değişikliği yapabileceksiniz. Eğer ülke dışına çıkmanız gerekirse o zaman çıktıktan sonra da Amerikan konsolosluğuna gidip H2B vizenizi alıp geri gelmeniz gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H2B vizesiyle maksimum çalışma süresi 3 yıl mıdır? Süre biterse vize uzatılabilir mi? Nasıl uzatılır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi H2B vizeleri genelde kısa süreler için verilen vizelerdir. Yani uzun süreli verilmezler. En çok verilebilen süreç ise diyelim başvuru yapıldığında 1 yıldır. Dolayısıyla sizi iş yeri istediği zaman en fazla başvuru yaptığında 1 yıl çalışabilmeniz için alabilmektedir. Tabii işveri bu vizeyi uzatabilmektedir. Bu vizeyi 3 yıla kadar uzatması da mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu noktada önemli olan size 1 yıllık diyelim vizeyi aldığı zaman işveren durumunuzu uzatmak istiyorsa vizeniz bitmeden 1 yıl daha uzatma yapıp 3 yılı tamamlayana kadar bu uzatmaları gerçekleştirebilecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H2B vizesiyle green card ve vatandaşlık hakkı doğurur mu diyor. Şimdi H2B vizesi almış olmanız o iş yerinin üzerinden sizin green card alacağınız anlamına gelmez. Green card alabilmeniz için ya H2B'ye sahip olduğunuz ya da size veren iş yeri ya da başka bir iş yeri üzerinden size yeşil kart çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bu çalışma yapıldığı sürece siz o zaman yeşil karta geçme hakkına sahip olacaksınız. Dolayısıyla sadece H2B vizesini almak size yeşil kart ya da vatandaşlık getirmez. Ama o iş yeri istedikten sonra size yeşil kart sponsorluğu başlatabilir. Ve siz yeşil kart sahibi olduktan sonra illerde yeşil karttan vatandaşlığa geçme hakkına sahip olacaksınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Yasal olmadan 10 yılı doldurunca biz dosya hazırlayıp içeri mi vermemiz gerekiyor? Ya da ABD vatandaşı çocuklar sayesinde green card'a başvurma hakkı doğuyor mu? Bir de kart alma şansımız yüzde kaç ihtimal diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin sadece burada 10 yıldan fazla kalıyor olmuş olmanız ve Amerikan vatandaşı sahip çocuklara sahip oluyor olmanız sizin yeşil kart başvurusunu direkt göçmenlik dairesiyle yapabilme imkanı vermemektedir. Ama eğer siz yasal sürecinizi burada kaybettiğiniz için 10 yılda geçtikten sonra sınır dışı sürecine sokulursanız yani göçmenlik mahkemesinin önüne çıkıyorsanız evet o zaman burada 10 yıldan fazladır kalmış olduğunuz için
Amerikan vatandaşı çocuklarınız olduğu için ve siz sınır dışı edilirseniz bu çocuklar çok büyük zarara uğrayacağını gösterebiliyorsanız, evet, o zaman siz çocuklar sayesinde green kartı, yani yeşil kartı alabiliyor olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: green card sahibiyim. Türkiye'de evlenerek eşimi yanıma alarak green card sahibi yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz yeşil kart sahibi ya da green card sahibi olduğunuz için eğer Türkiye'de evlenirseniz eşinize yeşil kart başvurusu yapabiliyorsunuz. Fakat sizin zaten yeşil kartınız olduğu için eşinizin sizden dolayı yeşil kart alabilmesi vize kota numaralarını beklemesine bağlı. Dolayısıyla ona başvuru yapabileceksiniz, nikahınızı kıyar kıymaz. Fakat onun yeşil kartı alabilmesi için sürelerini beklemesi gerekecek. Ve şu anki sürelerle neredeyse 1,5 ve 2 yılı bulabilir onun Amerika'ya gelebilmesi ve size burada katılabilmesi. Dolayısıyla evet, başvuru yapabilirsiniz. Fakat onun başvurudan yeşil kart sahibi olması için vize kota numaralarını ülke dışında beklemesi gerekecek. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: eşimden boşanmadan Amerikan vatandaşı bir kadınla evlenmek istiyorum. Problem yaşar mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim bu değerli takipçimize: siz eğer evliyseniz şu an başka biriyle evlilik yapmak istiyorsanız önce var olan evliliğinizin bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anki yasal evliliğinizin sonuçlanması ve boşanma kararının alınması gerekiyor. Siz bu boşanma kararını almadığınız sürece diğer adımınız ya da başka biriyle evlenmeniz mümkün olmayacaktır. Eğer evlenirseniz bile o evlilik geçerli bir evlilik olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki cevabım maalesef hayır. Öncelikle şu an var olan eşinizden resmi boşanmanızı yapmanız gerekecek. Ancak o boşanmadan sonra evlenmeyi arzu ettiğiniz kişiyle resmi yasal evliliğinizi yapabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: 23 yaşındayım, lise mezunuyum. Amerika için hangi vizeye başvuru yapabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim: tabii siz Amerika'ya vize başvurusu yapmak istiyorsanız ilk akla gelecek şey ne olabilir? Turist vizesidir, ne olabilir ya da öğrenci vizesidir. Bunları yapabilmeniz mümkün olacaktır. Fakat bunlara başvururken de Türkiye'deki bağlarınızı kanıtlıyor olmanız lazım. Dolayısıyla Türkiye'deki bağlarınızın sağlam olduğunu, orada okuduğunuzu ya da orada çalıştığınızı ve geri döneceğinizi gösterecek bağlarınızın sağlam olması gerekmektedir. Bunlar sağlam olduğu sürece ve siz bunları gösterebildiğiniz sürece ben görebildiğim turist vizesi ya da öğrenci vizesi alma imkanınız olacaktır diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: E2 yatırımcı vizesini aldığımızda ABD vatandaşlık numarası veriliyor mu? Çünkü ben YouTube'dan başka videolar izlediğim kadarıyla E2 vizesi alsak bile ABD vatandaşlık numarası olmadan bir şey kuramıyoruz. Yani bu vatandaşlık numarasını E2 vizesinden önce mi sonra mı alıyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum ama tahmin ediyorum ki bu değerli takipçimizin kastettiği vatandaşlık numarası aslında sosyal güvenlik numarasıdır. Sosyal güvenlik numarası sadece Amerikan vatandaşlarına verilen bir numara değildir. Bunun sahibi yeşil kart sahibi de olabilir, bu kişi yatırımcı da olabilir, bir yerde çalışan bir işçi de olabilir. Dolayısıyla hani illa vatandaş olanlara verilen bir numara değildir. Ama tahmin ediyorum siz sosyal güvenlik numarasını bahsediyorsunuz ve şunu söyleyebilirim: siz eğer E2 yatırımcı vizesine başvurduğunuzda ve bu vizeyi aldığınızda, siz E2 vizesini alır almaz Amerika'ya geldiğinizde bu başvuruyu, sosyal güvenlik numarası hakkını kazanıyorsunuz ve bunun için de Amerika'da bulunan sizin bulunduğunuz bölgedeki en yakın sosyal güvenlik ofisinden sosyal güvenlik numarasını almanız mümkün olacaktır ve bu numarayla beraber siz öncelikle kendi işinizi takip edebileceksiniz, o işi yönetebileceksiniz, belki bir yer tutacaksınız, belki bir araba alacaksınız, bütün bu işlemleri yapmanız mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla bu numarayı, bu sosyal güvenlik numarasını almanız siz yatırımınızı yaptıktan sonra mümkün olacaktır. Yatırımcı vizesini aldıktan sonra mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: green card sahibiyle evlilik yaparsam ne gibi avantajlarım olacaktır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer green card sahibi biriyle evlenirseniz tabii öncelikle
Bu kişi size sponsor olabilecektir yeşil kartınız için, gri kartınız için. Fakat siz size yapılan bu gri kart başvurusundaki vize kota numaranızı bekleyeceksiniz. Ve vize kota numaranız geldikten sonra siz de gri kartınızı alabileceksiniz. Fakat onun dışında hani haklarımız derken ya da avantajlar derken bir şey söylemek çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim. Eşiniz size başvuru yapabilecektir. Siz vize kotanızı bekleyeceksiniz ve vize kotanız geldiğinde de yeşil kartınıza sahip olabileceksiniz. Tabii diğer anlamdaki önemli olan noktada eğer yeşil kartınızı alırsanız ülke dışında olduğunuzu varsayıyorum. Amerika'ya geldikten sonra burada eşinizle beraber kalabileceksiniz. Belki işin çalışabileceksiniz, işiniz olacak. Bir yerde çalışma izni ekstra almanız gerektirmeyecek. Yeşil kartınızdan dolayı istediğiniz yerde çalışabileceksiniz. Ve gelirinizde uygun şekilde de sağlık sigortası ile ilgili olan imkanlardan da faydalanabileceksiniz diye değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H1B aldıktan ne kadar süre sonra Green Card süreci başlatılabilir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer H1B'yi kazandınız ve H1B'den sonra iş yerinde çalışmaya başladınız. Bundan hemen sonra istediğiniz zaman iş yeri bunu istediği sürece yani iş yeriniz size sponsor olduğu sürece iş yeri sizin için bu sponsorluk başvurularını yapabilir ve süreci başlatabilirsiniz. Dolayısıyla hani illa şu kadar süre geçmesi gerekir diye bir şart yok ama genelde gördüğümüz şu olabiliyor. Tabii ki iş yerleri sizin için H1B başvurusu yaptığında, H1B'yi aldığınızda en az bir 3 yıl orada zaten çalışma hakkınız elinizde oluyor. Ve çalışmalara başladıktan 1 yıl sonra ya da 2 yıl sonra iş yerleri çalışanlarının en azından yeni H1B'lerini uzattıkları sürecin içinde ya da öncesinde yeşil kart sahibi olmaları için de çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla belli bir süre şartı yok. Siz H1B'nizi aldıktan sonra iş yeriniz buna tamam dediği sürece bunun üzerinden yeşil karta gitme işlemlerinizi başlatabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da dil eğitimi almanın koşulu nedir diyor bu takipçimiz. Şimdi Amerika'da dil eğitimi almanın koşulu öncelikle sizin burada bir okul tarafından kabul almanız gerekecek. Bu üniversitenin içinde bir dil eğitimi de olabilir. Bu özel bir okulda olabilir. İlla üniversiteye bağ olmayan. Ama yapmanız gereken dil okulu Amerika'da bulunan dil okuluna ulaşıp onlara başvuru yapıp onlardan Form I-20'ye hak kazanıp ve bu I-20 üzerinden de Amerikan konsolosluğunda F-1 vize görüşmesini alıp bu görüşmeye gidip F-1 vizenizi almanız gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2019 yılı için Green Card başvurusu yapabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz 2019 yılıyla kastettiğiniz bu sene çekilişten çıkmayı kastediyorsanız, eğer bu seneki çekilişte yeşil kart hakkına sahip olduysanız, yeşil karta başvuru yani çekilişten çıktıysanız, yeşil karta başvuru yapabilmeniz için Ekim ayının geçmesi gerekecektir ve Ekim ayından sonra da sizin vize numaralarınıza geldiği zaman siz yeşil kart adımınızı atabileceksiniz. Yok, eğer bu seneki çekilişten çıkmadınız, tam tersi çekilişe başvurmayı kastediyorsanız, o zaman bu senenin Ekim ve Kasım ayları içinde vize tekrar yeşil kart göçmenlik vize çekilişine online başvuruları yapabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H2B vizesine nasıl başvuruluyor diye bu takipçimiz soruyor. Burada önemli olan nokta öncelikle Amerika'da size bu işte çalışmak için, sizle çalışmak isteyen iş yerinin size iş teklif ediyor olması lazım. Ve size bu iş teklifini yapıyorsa eğer bu iş teklifinin Amerika'daki İş ve İşçi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunlar yapıldıktan sonra siz Amerikan konsolosluğunda H2B vizesi için başvurunuzu yapıyorsunuz ve oradan da H2B onayınızı alıyorsunuz. Tabi bunun öncesinde Amerika'da İş ve İşçi Bakanlığı izin veriyor. Göçmenlik dairesinde H2B vize onay veriyor. Ve siz ondan sonra Amerika konsolosluğunda vizenizi alıp Amerika'ya gelip bu iş yerinde çalışmaya başlıyorsunuz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. C1 vizesiyle Amerika'ya geldim. Statüm bitmeden değişim sağlamak için seçeneklerden hangisini önerirsiniz diye bu takipçimiz soruyor. Bizim tavsiye edeceğimiz şeylerden bir tanesi şu olabilir genelde gördüğümüz. C1 vizesiyle gelen öğrenciler ya da çalışanlar İngilizcelerin yeterli olmadığını görüyorlar ve bundan dolayı da belli bir süre sonra bu statü değişikliğini yapıp
öğrenci statüsüne geçmeyi tercih ediyorlar. Ki bu sayede burada edindikleri deneyimden dolayı İngilizce seviyelerini de biraz arttırıp iş yerlerinden iş teklifi alabilmeleri için imkan sağlandığını düşünüyorlar diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip Amerika'da ev satın alabilir miyim diye bir takipçimiz bugün canlı yayında sormuş durumda. Evet, siz Amerika'ya turist vizesiyle gelebilirsiniz ve buraya geldiğinizde beğendiğiniz bir emlak ya da ev var ise bunun üzerinden emlak almaya adımlarını atabilirsiniz. Bunun için burada bir emlakçıyla ve bir avukatlık bürosuyla çalışıp bu emlağa sahip olma hakkınız olacaktır. Dolayısıyla turist vizesiyle gelmiş olmanız sizin burada emlak sahibi olmanıza engel değildir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.